Herkese merhabalar. 9. sınıf 1. dönem 1. yazıyı hazırlık yapacağız. Muhteşem bir şekilde çok güzel sorular çözeceğiz. Yazılıya hazırlık provaları çözeceğiz. Aynı zamanda öncesinde tabii ki muhteşem bir özetimiz olacak ve 1. dönem 1. yazıyı hazırlık yapacağız. Biliyorsunuz bu yazı normalde Kasım'a kadar olan konulardan işlenecek ama bu yazıyı şu anda pandemi koşullarından dolayı Mart'ta yapıyoruz ama Kasım'a kadar olan konulardan bir yazı olacağız ve eski konular bunlar. Ufak bir hatırlama yapmamız gerekiyor. Bunları bir tekrar etmemiz gerekiyor. Sizinle beraber ilk başta ufak bir özet yapacağız. Özet dediğimiz süper hızlı olacak merak etmeyin. Ardından özeti tamamladıktan sonra da çok güzel sorulara geçeceğiz. Zaten sınavda çıkabilecek sorular da bu yazılı soruları gibi olacak. Yazılı provası yapacağız yani hep beraber ve bilmemiz gerekenleri hızlı bir şekilde tekrar ettikten sonra bu soruları nasıl çözdüğümüze bakacaksınız. Siz de bunlarla alıştırma yaparak inşallah bu yazılıyı çok iyi geçireceğiz. Neden bu yazılı çok önemli? Çünkü belki bu yazılıdan başka bir yazılı yapmayacaklar. Ha, belki yapacaklarsa da artık sene sonunda yapacaklar. Yani dönem sonunda yapacaklar. Ve bunda bizim aslında 9. sınıf fizik notumuzu belirleyecek. Dolayısıyla çok önemli. Dolayısıyla sınava çalışmak için de hemen şimdi size ilk başta ödevinizi vermek istiyorum. Aynı zamanda bu yazının yanında 0'dan 9'a fizik kitabından, konu altının fizik kitabından yazılının olacağı, çıkacağı konuları ben size buradan göstermek istiyorum istiyorum. Madde ve özellikleri ünitemize kadar gelecek. Yani dolayısıyla Kasım'a kadar konulardan olacağı için üçüncü ünite, ilk iki ünitemiz var yani. İlk iki ünitemizin konularından sorumluyuz. Fendi siz arkadaşlar buradaki ekstra konuları da mutlaka çalıştınlar ve şimdi sizinle beraber bu konuları teker teker yapacağız. Aynı zamanda 9. sınıf Dinamo Soru Bankamızdan da e, ilk iki ünitemizden sorumluyuz. Yine aynı aynı deminki gibi ve burada yazılıya hazırlık kısımları var. Lütfen bu dokunun sınıf dinamo olan arkadaşlar da hem yazılıya hazırlık kısımlarına çalışsınlar. Hem de ÖSYM tarzında çalışmayın ama ünite tekrar testlerini mutlaka çözün arkadaşlar. Bu testlerde bizim sınavda bütün konuları tekrar etmemiz açısından çok değerli. Ve buradaki sorulara yazılı hazırlık kısmı ALFL tekrarlarını da yapabilirsiniz bu arada bunları da çalıştığınız zaman mükemmel bir şekilde yazılan çok iyi notlar alacağız. Şimdi bugün sizinle beraber hızlı bir tekrara başlayalım. Hızlı tekrardan sonra da hemen zaten sorularımıza geçelim. İlk başta Fiziğin e, bir kere madde ve evreni araştıran bilim dalı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bilim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu bildikten sonra fiziğin alt dalları var. Fiziğin alt dallarını biz kamyonet diye kodluyorduk. Bak burada da zaten gözüküyor. Kamyonet e, akrostişini yapabiliriz burada. Kamyonette katı fiziğimiz var, atom fiziğimiz var, mekanik var, yüksek enerji ve plazma fiziğimiz var, optik var, nükleer fizik var, elektromanyetizma ve termodinamik. Burada şunu unutmayalım. Bunların her birisinin aslında farklı bir inceleme alanı var. Yani ilgilendiği farklı bir e, bilim e, dalı var. Mesela bunlar neler? Mesela Atom fiziği dediğimiz aslında atom ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerini inceliyor ve e, nanoteknoloji dediğimiz şey atom fiziğinin içine giriyor. Bunu unutmayalım. Sınavda bu çıkarsa hatta meslek dalları da fizik mühendisi ve atom mühendisi atom fiziğinde. Veya mekanikte mekanik şu anda benim şu kalemi böyle yuvarlamam. Ondan sonra bu kalemin hareket etmesi. Bu kalemi böyle kırmam. Bunların hepsi mekaniğe giriyor aslında. Ve mekanikte de cisimlerin ilin, cisimlerin aslında hareket kuvvet ve enerji. Bu üç tane şeyin üzerinde kurulu ve dinamik dediğimiz kavram. Hatta bu me e, mekanin yanına dinamik de yazalım. Dinamik e, kanunları da kuralları da aslında bu şekilde e, bununla işleniyor. Hatta bir de ne vardı? Dinamiğin yanında statik vardı. Yani durgun ve hareketli cisimlerin e, hareketleri ve kuvvet ve enerji durumları aslında tamamen mekanikle bağlantılı. En önemlisi mekanik. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Optik. Optik deyince hemen aklımıza ışık gelecek. Işık ve e, ışığın madde ile etkileşimini inceliyor. Gölgeyi inceliyor, aydınlanmayı, renk oluşumunu, kırılmayı ve benzeri hepsini inceliyor. Peki aynı zamanda elektromanyetizma. Bu da çok basit. Zaten sınavda çıkarsa bunlardan iki üç tanesini yazın diye çıkar. Elektromanyetizma da hem elektriği inceliyor hem de manyetizmayı inceliyor. Yani elektromanyetizma deyince hemen aklımıza e, elektrik ve aynı zamanda mıknatıslar gelecek. Elektrik, elektrik ve mıknatıslar gelecek aklımıza. Peki termodinamik demek termo ısı, sıcaklıkla bağlantılı bir şey ve aynı zamanda termodinamikte ısı, sıcaklık ve aynı zamanda aynı zamanda ısı sıcaklığın yanında bir de hal değişimini inceliyor diyebiliriz termodinamik. Nükleer fizik dediğimiz şey ise... aslında çekirdek fiziği de olarak bildir. nükleos çünkü çekirdek demek aslında. Nükleer fizik deyince hemen aklımıza atom çekirdeğinin yapısını ve özellikle fizyon, fizyon ve füzyon kavramlarını inceliyor diyebiliriz. Ve radyoaktif dediğimiz özellikler bunda radyoaktivite dediğimiz özellikler de bu tarafından inceliyor. Atom fiziği Dediğimiz atom ve moleküllerin birbirine etkileşimi hatta burada hemen nanoteknoloji kavramı lütfen e, teknoloji bunları hızlı bir şekilde hatırlatıyorum ama bunlar önemli. Aynı zamanda katal fiziği deyince de aklımıza e, e, kristal yapı hemen gelsin bir tane kelime olarak bunu yazmış olurum. Peki geldik bunları öğrendikten sonra biz fiziğin aslında diğer bilimlerle etkileşimi. Fiziğin matematiğiyle etkileşimi var, kimya ile etkileşimi var. Matematik fizikle bir arada zaten. Ondan sonra biyoloji ile etkileşimi var, teknoloji ile etkileşimi var, felsefe ile etkileşimi var, sanatla etkileşimi var. Sporla, mühendislikle birçok bilim dalıyla ve diğer disiplinlerle birçok ilişkisi var. Bunu bilmemiz gerekir. Hani nasıl ilişkisi olduğunu fizik matematik olmadan asla yapılamaz. Fizik ilgili hiç problem çözülemez. Aynı zamanda artık büyüklükleri gelelim. Şimdi büyüklükleri biz ikiye ayırıyoruz. Fiziksel nicelikleri sınıflandırdığımız zaman ikiye ayırıyoruz. Bakın burası çok değerli. Temel büyüklükler ve türetilmiş büyüklükler. Temel büyüklükler deyince hemen aklımıza kısa muz akrostişi gelecek. Kısa muz gerçekten e, kesinlikle bilmemiz gereken bir e, akrostiş ve bunun alt şeyleri de kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, Akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman, bunlar acayip önemli ve bunların iç, e, sembollerini hemen yazmak istiyorum. K dediğimiz şey M ile gösteriliyor. Işık şiddeti dediğimiz şey I ile gösteriliyor, büyük I harfiyle gösteriliyor. S yani sıcaklık dediğimiz şey büyük T harfiyle gösteriliyor, Temperature'dan İngilizcedeki. Akım dediğimiz, akım şiddeti dediğimiz şey küçük i harfiyle gösteriliyor. Bak bu büyük I harfi aslında bu da küçük i harfiyle gösteriliyor. M yani madde miktarı dediğimiz şey küçük n harfiyle gösteriliyor. U dediğimiz uzunluk dediğimiz zaten biliyoruz e, le, hani İngilizce'deki l ile gösteriliyor. Length'ten geliyor aslında. Zaman dediğimiz şey de time İngilizce'deki bu da küçük t harfi. Bakın dikkat edelim. Büyük T harfi sıcaklık, küçük T harfi zaman. Büyük I harfi ışık şiddeti, küçük I harfi de akım şiddeti e, madde miktarı yani mol ile ölçülüyor. N ile gösteriliyor. Uzunluk L yani e, L uzunluğu metre cinsinden ölçülüyor. M de kütle diyoruz. O da kilogramla ölçülüyor. Bunları tabii kilogramın, ondan sonra kandelanın, ondan sonra sıcaklığın biriminin dikkat edelim Celsius değil. Derece Celsius, Kelvin sıcaklığın birimi. Akım şiddetinin amper, mo, e, şeyin madde miktarının mol, aynı zamanda uzunluğun e length yani İngilizcedeki length in metre olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu L ile M'yi çok karıştırıyor insanlar. Sembolü M gibi hayır M değil. M sembolü e, kütlenin bunu karıştırmıyorum. T de zaman sembolü T küçük de ama birimi de saniyedir. Bunu unutmuyorum. Peki türetilmiş büyüklükler nedir? İşte ben e, buradaki uzunluğu zamana böldüğüm zaman yani yolu zamana böldüğüm zaman hızı buluyorum mesela v hızı buluyorum nasıl buluyorum v yani hız dediğimiz türetilmiş bir büyüklüktür hız türetilmiş büyüklüğünün birimi de nedir dersek metre bölü saniyedir yani aslında e, uzunluğu uzunluğu zamana böldüğüm zaman aslında biz hızı buluyoruz ve bu hız dediğimiz şey de e, ne oluyor? Metre bölü saniye ile ölçülüyor. Bunları da bilsek çok iyi olur. Veya kuvvet de aynı şekilde türetilmiş bir büyüklük. Kuvvetin mesela hemen bunu da göstereyim. Kuvveti F harfiyle gösteriyoruz. Büyük F harfiyle gösteriyoruz. Ve birimine baktığımız zaman da bu öyle özel bir birime sahip. Newton dediğimiz ne ile gösterilen bir birime sahip. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki, büyüklükleri e, temel ve türetilmiş büyüklükler diye ayırdık. Fiziksel nicelikleri bir şey da bir şekilde daha ayırıyoruz. Skaler ve vektörel diye ayırabiliyoruz. Yani bir e, temel e, ve türetilmiş büyüklükler diye fiziksel nicelikleri ve fiziksel nicelikleri bir farklı şekilde daha fiziksel nicelikleri skaler ve vektörel diye ikiyoruz. Skaler deyince aslında bir büyüklük aklımıza gelecek. E, e, tamam eyvallah, büyük bu da büyüklük. Vektörel deyince bir yön aklımıza gelecek. Vektöreldeki tek fark yönü var. Bu kadar basit. Vektörel deyince hemen aklımıza bir yönü var. Zaten vektörler aslında başlangıç noktası olan, e, doğrultusu olan, yönü olan... Bakın bu doğrultu doğu batı doğrultusu. Yönü de e, buraya doğru yani doğuya doğru. Doğuya doğru doğrultusu doğu batı doğrultusunda yani bu, düze, bu doğru üzerinde... Ee, ...başlangıç noktası burası. Bu tarafa doğru yani bir yönü var. Doğuya doğru gidiyor. Bir vektör bu aslında. İşte biz vektörleri bu şekilde gösteriyoruz. Bir de büyüklüğü var. Mesela diyor ki... ...altı e, Newton diyor bu vektöre. İşte bunlar aslında vektörel büyüktür, Kuvvet bir vektörel büyüklük. Mesela bu şekilde gösterilir. Ağırlık vektörel büyüklük. Mesela bir insanın ağırlığı aşağıya doğru gösterilir. Hatta şöyle gösterilir. Şöyle gösterilir. Mesela... 300 Newton diyelim. Bu şekilde aşağı doğru gösterilir. Peki ağırlık, hız. Mesela bir araba gidiyorsa şöyle bir arabanın e, burada hızı eşittir. 20 metre bölü saniye ile bu şekilde gösterilir mesela. Bir yönü var bunun. Hızın bir yönü vardır. İğmenin de hızlanmadır aslında. Bunun da bir yönü vardır. Ama Alanın bir yönü var mı? Yok. Hacmin bir yönü var mı? Yok. Süretin yoktur yönü. 300 metre bölü saniye hızla gidiyorum. Ama nereye gidiyorum söylemiyorum ki. Dolayısıyla süretin bir yönü yok. E peki. Ee şeyin ee Hızla süretin birbirinden farklı olduğunu lütfen unutmayın. Hızın yönlü. E ee, süretinse yönsüz olduğunu bilelim. Enerjinin bir yönü yoktur. 500 yıl harcadın. Ne tarafa doğru harcadın? Ne kadar saçma sapan bir soru. Güç benim gücüm 500 watt. E tamam ne tarafa doğru? E ne tarafa doğru ne demek? Öyle bir saçma sapan bir laf mı olur? Gibi şeyleri aklımıza tutalım. Peki vektörleri de söyledik zaten. Vektörel olduğunu söyledik. Peki bir de bilim e, araştırma var. TÜBİTAK Türkiye aslında bilimsel teknolojik araştırma kurumu diyoruz. NASA aslında ulusal u, ulusal havacılık ve uzay dairesi Amerika için tabii ki. Mesela TAEK dediğimiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, SÖN dediğimiz nükleer araştırmalar için Avrupa Konseyi aslında, Aselsan dediğimiz gurur duyduğumuz askeri ve elektronik sanayi e, Türkiye'nin gurur duyduğu ve aynı zamanda ESA dediğimiz Avrupa Uzay Ajansı da bizim e, fizik ve bilimsel araştırma merkezlerinden birkaç tanesi. Bazıları Türkiye'ye ait, e, bazıları da bunlar Türkiye'ye ait, bunlar da dışarıdaki ajanslar diyebiliriz. Ve bilim araştırmalarında etik ilkelere uyulmalı bunu bilsek iyi olur. Mesela güvenilir, objektif yani herkes e, e, objektif yani bir görüşü savunmayan e, ve aynı zamanda e, saygılı, tarafsız, açık ve dürüst olunmalı. Bilimsel ilkelerde bunlar aslında asla uydurmacılık olmamalı, taraflı yayın asla olmamalı, aşırmacılık ...veya e, yenilen yayın, yayın olmamalı diyoruz. Ve geldik yani uz, madde ve özkütüye özür dilerim. Çok uzattık bu konuyu ama önemli çok eskide kaldı çünkü hatırlamamız gerekiyor. Şimdi madde nedir ile başlayalım. Maddenin ortak özellikleri var. Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecik yapı. Yani maddenin dört tane temel ortak özelliği var ve bunları bilmemiz gerekiyor. Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecik yapı maddenin ortak özelliklerinden. Ve aynı zamanda ayırt edici özelliklerinden her maddenin birbirlerinden farklı öz kütlesi vardır, yoğunluğu vardır. Öz farklıdır maddenin, erime sıcaklığı farklıdır, kaynama sıcaklığı farklıdır, e, hal değişimi ısısı farklıdır. Bunlarsa ayırt edici yani maddenin birbirinden farklı, ol, farklı olduğu nu bunlara bakarak anlayabiliriz. Ama kütlelerine bakarak maddenin birbirinden farklı olduğunu anlayamayız. Yani bu kalemle e, diyelim ki bu maskenin kütlesi aynı diyelim ve o zaman bu, o zaman bunlar aynı madde diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Veya işte bu tipex de bu kalemin küt, hacmi aynı. O zaman bunlar aynı madde mi? Hayır. Bu maddeleri ayırt etmemizi sağlamaz kütle hacim eylemsizlik. Ee, ama öz kütle far, e, sağlar. Bunu suyun içine atarım batar. Bunu suyun içine atarım batmaz. mesela Öz kütleye göre ayırt edebiliyoruz diyebiliriz. Peki geldik. Ee, burada kütlenin ölçülmesi de kütle tabii ki kilogramla ölçülüyor. Kilogramla ölçülüyor. Ama bu SI birimi. SI birimi dediğimiz şey. Ama kütlenin sembolü deyince hemen aklımıza M harfi gelecek. İngiliz'deki mesten geliyor. Bu da Sembol diyoruz. Bu da çok önemli. Peki e, kütlenin bir kilogramın bin gram olduğunu lütfen bilelim. Bir tonun da bin kilogram olduğunu bilelim. Onun dışında işte zaten çok eskiden beri öğrendiğimiz kilogram, hektogram, e, dekagram, e, gram, on sonra santigram, e, pardon desigram, santigram, miligram gibi basamaklarımızın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kilogram, hektogram, e, dekagram ondan sonra e, gram, ondan sonra desigram, santigram ve miligram bunlar e, kütlenin birimleri. Tabi bir tonun bin kilogram olduğunu da aklımızda tutalım diyoruz. Peki onun dışında aşağıya doğru gidiyor mu? Evet e, nanogram ve benzeri bunlar da var aslında. O şu anda e, şeyi bilsek tonu bilelim, aynı zamanda kentali bilelim o, yani 100 kilogram bir Kental belki çıkar zor sorularda. 100 kilogram onu da bilsek. Ve mikrogramında e, mesela 1 e, e, gramda 10 üzeri 6 mikroda böyle gösteriliyor arkadaşlar. Böyle uzun bir M, yani şöyle bir M yapıyor sonra böyle uzatıyor. Bu aslında mikro demek bunu bilelim lütfen. Peki hacime baktığımız zaman hacmin ölçülmesinde aslında bir de bu arada kütleyi neyle ölçüyoruz? Bunu da söyleyeyim. Kütle eşit kollu teraziyle ölçülür. Eşit kollu teraziyle ölçülür. Lütfen bunları not alın. Bunlar kafamızda kalsın. Maddenin boşlukta kapladığı yere biz hacim diyoruz. Kürenin hacmi bir şeyleri eskiden biliyoruz. Mesela işte şöyle bir e, kut, dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soracak olsa A, B, C ayrıtları var. A çarpı B çarpı C'dir. Bunu biliyoruz. Veya işte silindirin hacmi hemen size şöyle göstereyim. Bir silindir var diyelim. Silindirin yarı çapı R. Burada yüksekliği H kadar. Pi çarpı R kare çarpı H'dir silindirin hacmi. Bu arada hacim büyük V harfiyle gösterilir. Silindirin hacmi budur. Ondan sonra işte e, koninin hacmi var. Bunun üçte biri. Aynı zamanda işte küpün hacmi var. A küp şeklinde bulunuyor. A çarpı B çarpı C şeklinde bulunuyor. Peki kürenin hacmi kıl bir şey. Bunu bilsek iyi olur. Çünkü sorularda genellikle bilye veriliyor. Ve bu bilyelerin hacimlerini hesaplamamız gerekiyor. 4 çarpı pi çarpı R'nin kübü bölü 3. Yani şöyle bir küre varsa ve bu kürenin de yarı çapı R ise tek bir ayrıtı var zaten. Bunu e, kübünü alıyoruz pi ile çarpıyoruz ile çarpıyoruz sonra üçe bölüyoruz bu da kürenin hacmi kıl sorularda geldiği için bunu yazmak diye ihtiyacı duydum şekil şekli düzgün olmayan cisimlerin hacmi ölçekli kap yardımıyla bulunabiliyor düzgün cisimlerde bu şekilde mesela şöyle bir kürede tamam eyvallah yarıçapına göre hesaplama yapabiliyoruz ama düzgün olmayan cisimlerde ne yapıyorsun biliyor musun şöyle bir kap var burada böyle ölçekleri var burada diyor ki yüz Burada diyor ki 200, burada diyor ki 300 diyor. Bunun içinde mesela şöyle bir su oluyor 200'e kadar, şöyle bir su oluyor. Sonra diyorsun ki ben şöyle bir taşın hacmini ölçmeye çalışıyorum. Ee, mesela bu taşı bunun içine attığın zaman su bir anda şöyle yükseliyor. Buraya kadar 300'e kadar yükseliyor. O zaman diyeceksin ki bu taşın hacmi evladım 100 diyeceksin anında. Neden? Çünkü yeri değişen sıvının hacmi neyse taşın hacmi o kadardır diye bir mantığımız var burada. İşte böyle garip kurup şekilli ıvır zıvır cisimleri de burada dereceli silindir yardımıyla veya ölçekli kap yardımıyla ölçebiliyoruz diyebiliriz. Geldik kütleye. İşte kıl olan noktaya. E tamam sen bu arada hacmin de hemen sembolünü yazalım. E, sembolü V. peki hacmin birimi nedir? Hacim birimi metre küptür. Hacim deyince aklımıza hacim diyorum. Bu da sanki böyle. Metre küp gelecek. SI birimi e, hacmin metre küptür. Peki hacmi aslında metre küp santimetre küp, kilometre küp şeklinde değişken bir şekilde bulabiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Bu da eskiden öğrendiğimiz, daha 6. 7. sınıfta öğrendiğimiz biner biner çarparak ilerleyen şeyler. Burada şunu hatırlayalım. 1 litre bir litre eşittir. Bir desimetre küptür. Belki ihtiyacımızı görür. Aman dikkat edin, böyle kıl bir soru gelebilir karşımıza. Çünkü litreyle ...metreküp arasındaki çevrimleri çok seviyorlar. Desimetreküp de aslında binde bir metreküptür. Unutmayalım. Geldik birim hacmin kütlesine. Şimdi dede muzu böl ver. Yani D öz kütle biz density İngilizce'deki o yüzden D diyoruz buna. D de dediğimiz şey dede muzu böl ver formülüyle hesaplanıyor de de muzu böl ver. Yani öz kütle işte, Kütle bölü hacimle hesaplanıyor. Hacim metreküple. Ondan sonra öz kütle e, şeyle kilogramla. Bunu e, biz aslında şöyle yapabiliriz. E, öz kütleyi D ile gösteriyoruz dedik. Birimi kilogram bölü metreküp ya da bakın burası çok önemli gram bölü santimetre küp sorularda bu ikisini de kullanabiliyoruz. Özellikle küçük cisimlerde gram bölü santimetre küp oluyoruz. Metreküp çok 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 büyük, büyük. Aslında bu arada mor deve formülü de var. Yani kütle eşittir Öz kütle çarpı hacimdir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Tızlı tekrar mizanı zaman ediyor? Sabit sıcaklıkı basınçta öz kütle de sabittir. Bunu da unutmayalım. Şimdi eğer iki sıvıyı karıştırırsak geldik artık işin özetine. İki sıvıyı karıştırırsak unutmayalım. Karışımın e, öz kütlesi yani mesela ben e, çok tuzlu suyla mesela sıcak suyla ılık su, sıcak suya soğuk suyu karıştırıyorum. Nasıl olur? Ilık olur. Aynı onun gibi. Yani öz kütlesi mesela beş olan bir şeyle öz kütlesi bir olan bir şeyi karıştırdığım zaman bu sıcak gibi düşünün, bu da soğuk gibi düşünün. İkisini karıştırın, arada bir şey çıkar değil mi? Ilık çıkar. Aynı onun gibi. E, bunların öz kütlesi büyük olandan ...daha küçük olacak, küçük olanla da daha büyük olacak ee, karışımın öz kütlesi. İşte karışımın öz kütlesi arada çıkıyor. Yani bir ile beş arasında bir zımbırtı çıkıyor. Yani üç olur, iki olur, dört olur, ee, dört buçuk olur. ama beş olamaz. Ama bir olamaz hiçbir zaman. Çünkü bunun öz kütlesi bir diyelim mesela, bunun öz kütlesi beş diyelim. Bu arada mesela karışımın öz kütlesi e, üç çıkabilir, dört çıkabilir, iki çıkabilir, bir buçuk çıkabilir... E, 4.8 çıkabilir. 4.8 çık ama 1 ile 5 arasında çıkmak zorunda. Peki hangisi çıkacak? İşte bunlara karar verebilmek için karışımın aslında ne aralıkta olduğunu bilmek lazım. Bundan daha fazla koyarsan bire yakın çıkar. Bundan daha fazla koyarsan 5'e yakın çıkar. İkisini de eşit hacimde koyarsan tam arasındaki 1 ile 5'in arası 3 çıkar mesela eşit hacimde olursa. Gibi gibi kurallar var. Bunların formülleri de tabii lisesi kısmında çoğunlukla çıkabiliyor karşımıza. Günlük hayatta öz kütleye baktığımız zaman kuyumculukta kullanıyoruz, ebru yapımında kullanıyoruz, per porselen yapımında kullanıyoruz, yüzen cisimlerde kullanıyoruz ve benzeri ve benzeri. Aslında Burada en fazla özkütle problemlerinde tabii ki bizim işte taşı e, suyun içine atıyoruz hacmi artıyor ondan sonra işte başka sıvılar oluyor bu sıvılardan özkütlesi yukarıda olan e, yukarıda olan sıvının özkütlesi daha azdır gibi kuralları bilmemiz gerekiyor. Ee, diyoruz ve burada e, aslında burada hani kum ve su soruları var kum ve su soruları birazcık daha kıl tabii ki fen lisesinde özellikle bunlar var ve şunu da söylemek istiyorum şunu da ekleyeyim burası çok çok en fazla sorunun geleceği kısım burada eğer bize hacim yani V ve, ve kütle e, grafiği verildiyse ve şöyle bir grafikse eğer biz burada bak her noktada buradaki mesela ee, burası 30 diyelim, burası 60 diyelim. Burası 60 diyelim, burası 120 diyelim. Bakın, buradan eğer bize bir hesap soracaksa biz bunun öz kütlesini hesaplayabiliriz. Ama nokta bakarak bu noktaya bakın veya bu noktaya bakın hiç fark etmez ikisi de aynı çıkacak. Mesela 120 kütlesi 60 hacmi 120 bölü 60 öz kütlesi 2'dir diyeceğiz. Burayı seçtiğim yine çıkacak. 60 bölü 30 yine çıkacaktı. Dolayısıyla kafanız karışmasın. Sadece noktasal bakmaya çalışın. Bu grafiklerde karşımıza çok gelecek bunlar. Gerçekten çok değerli grafikler diyebiliriz. Peki geldik o zaman sizinle beraber dayanıklılık, adezyon ve e, kohezyon kuvvetlerine. Şimdi dayanıklılık dediğimiz şey aslında bizim için çok değerli bir şey. Neden? Çünkü e, bir cisim bu ne kadar dayanıklı, ne kadar kırılmalara karşı dayanıklı ve benzeri bunu ölçmeye çalışıyoruz. Maddenin dayanıklılığı konusu işte çekme, basma, eğme, vurma gibi e, durumlarda karşımıza çıkıyor. Mesela e, buradaki formülümüz şu. Kesit alanı böyle hacmi. Mesela bu kalemi kestiğim zaman burada bir alan ortaya çıkıyor. Yuvarlak bir alan ortaya çıkıyor. Hatta buradan baktığın zaman gözük gördüğünüz şey bunun kesit alanıdır. Yuvarlak bir alan çıkıyor ve bunu biz bu kalemin hacmine böldüğümüz zaman bu kalemin dayanıklılığını bulabiliyoruz. Eğer şekli düzgün bir cisimse zaten mesela şöyle bir cisimse şöyle bir cisim çizelim mesela. Şöyle bir cisim. Bunu kestiğimiz zaman bunu kestiğimiz zaman mesela şöyle kesersek veya şöyle kesersek aslında şöyle bir kesit alanı çıkıyor. Bakın burada dikdörtgen gibi kesiyor. İşte bu kesit alanı burası. Hacmi ise bütün hepsi. Ve düzgün bir cisimse bunun dayanıklığı 1 bölü h oluyor. Yani yüksekliği kadar oluyor. H dediğimiz şey 1 bölü yükseklik kadar oluyor. Yani yüksekliği arttıkça dayanıklılığı Azalıyor. O yüzden mesela bu binalarda da öyle bir şey vardır ya. Ne kadar yüksek olursa o kadar dayanıksız olur. Ne kadar alçak olursa o kadar olur. Öyle aklınızda hayal edebilirsiniz veya şöyle bir silindir diye. Şunun mu dayanıklılığı daha fazladır veya şöyle bir e ee, tıknaz silindirin mi daha fazla? Tabii ki bu tıknaz silindirin yarıçapları tabii aynı olacak şekilde bunun yüksekliği h diyelim. Bunun yüksekliği 2h diyelim. Bunun dayanıklılığı daha fazla diyebiliriz. Burada kesit alanlarının tabii ki yuvarlak olması bakın ikisinin de kesit alanı aynı. Hacmi bunun daha fazla olduğu için dayanıklılığı daha az diyoruz. Çünkü dayanıklılık hacimle de ters orantılı unutmayalım. Şimdi dayanıklılıkta böyle hesaplarımız var. Burada şunu unutmayalım. Dayanıklılıkta belli hesaplarda mesela şöyle bir şeklin dayanıklılığını hesaplarken bir bölü bu yükseklikle hesaplıyorum. Silindirde de aynı şekilde bir bölü yükseklikle hesaplıyorum. Ama kürenin dayanıklılığı kıl bir şeydir. Hemen onu da göstereyim buralarda bir yerde. Şöyle bir kürenin R yarı çapındaki dayanıklılığı burası kıl. Gerçekten de e, ...çok kıl... ...3 bölü 4R ile hesaplanıyor... ...kürenin dayanıklılığı... ...o da aklımızın bir köşesinde... ...çok zor bir soru gelirse... ...bu da karşımıza gelebilir... ...şimdi adezyon ve kohezyon kuvvetleri... ...gerçekten çok değerli... ...şimdi adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin... ...aslında tutma ve yapışma kuvvetleri olarak... ...bilmemiz gerekiyor... ...adezyon deyince hemen... ...aklımıza yapışma gelecek... ...iki tane farklı şey yapışıyor... ...kohezyon dediğimiz şey ise... ...aslında tutma kuvveti gelecek. Bakın adezyonda yapışma kuvveti aklımıza gelmesi gerekiyor. Kohezyonlu tutma kuvveti aklımıza gelmesi gerekiyor. Yani şöyle e, düşünelim bunu. Adezyon iki tane farklı maddenin birbirine yapışması. Yani ben şöyle şunların şunların e, mesela diyelim ki şu ikisinin birbirlerine yapışmasına biz adezyon diyoruz. Şöyle gözünüze canlandırın. E ve şu ikisinin de hatta şöyle bir bakalım nerede nerede, nerede şu ikisinin de birbirlerine yapışmasına şöyle kapatıyorum kapaklarını. Da. Şu ikisinin birbirlerine yapışmasına da kohezyon diyoruz. Birbirleriyle aynı olan cisimler birbirine yapışıyorsa tutma oluyor. Yani birbirine e, çekiyorsa tutma oluyor. Eğer birbirleriyle farklı olan cisimler varsa ve birbirlerini e, çekiyorlarsa bunlar birbirini çekiyorlarsa bu da ee, şey oluyor. Ne oluyor? Hatta şöyle yapalım. Birazcık daha güzel olsun diye. Bunlar birbirinden farklı olan cisimler. Farklı madde molekülleri arasında oluşuyorsa adezyon oluyor. Burada bir çekme kuvveti oluşuyor. Yani farklı kutuplar, zıt kutuplar birbirini çeker diyoruz. Aynı onun gibi düşünün. Artı ve eksi. Burada ise ne oluyor? İki tane aynı şey birbirini çekiyor. İşte su damlasının küresel şeklinde alması mesela şöyle bir şey görürseniz sınavda ve bu su damlası örneği verirse niye su damlası böyle duruyor derse o zaman diyeceksin ki burada kohezyon kuvvetleri çok kuvvetli diyeceksin. Veya aynı şekilde civa da aynı şekilde bu şekilde durur veya su da böyle bir şekilde durur. Yüzeyi sevmemiş çünkü yüzey mesela e, mesela öküz derisi diyelim burası yüzeyi öküz derisini sevmemiş bu şekilde duruyor. Ama bazen ne yapıyor su? Diyor ki ben cam yüzeyde yapışırım arkadaşım diyor. Bazı yüzeyler özellikle e, hani e, çok fazla... Bak şöyle, şöyle duruyor su. Şöyle duruyor. Hatta şöyle yapalım. Şöyle duruyor. Ve su resmen yüzeye yapışmış gibi duruyor. Bakar mısın? İşte burada tozların sehpa yapışması, su damlacının mesela cama yapışması gibi... ...mesela burada cam yüzey olsun... ...cam su, su damlasına yapışmış resmen... ...birbirlerini çekiyorlar... ...cam ve su birbirini çekiyor... İşte bu da e, adezyon diyoruz... E, ...burada... E, bir birçok örnek verebilir ee, mesela e, diyelim ki e, yapıştırıcılar adiyosyon kuvveti sayesinde cisimleri birbirine yapıştırıyorlar cam ve su damlası adiyosyon kuvveti sonucunda birbirine böyle su camın üzerinde yapışık kalabiliyor aynı zamanda e, şöyle bir örnek verilebilir bu da sınavlarda hep çıkar biliyor musunuz bakın şöyle bir tüp verir. u tüpü e, ve u tüp değil yani normal ince bir deney tüpü verir. Eğer şöyle bir sıvı varsa der, şöyle bir sıvı varsa burada hangi kuvvetler daha etkindir der. Şöyle duruyorsa sıvı der. Bir de şöyle duruyorsa sıvı der. Şöyle tepecik gibi duruyorsa sıvı der. Bakın, burada eğer bir tepecik görüyorsanız burada kohezyon kuvvetleri daha etkindir. Burada eğer böyle bir çukur görüyorsanız adezyon kuvvetleri daha etkilidir. Çukur bir yapı ee, oluşursa adezyon yani şöyle ben şunları şöyle özetlersem ee, bakın hatta şöyle bir çukur görürsek yapışma ve adezyon ee, zaten yapışma buradan anlaşılıyor burası eğer top görürsek de top gibi bir yapı görürsek de bak burada bir top gibi bir yapı var burada bir top gibi yuvarlak bir dağ gibi bir yapı var bu da tutma, ko e, kohezyon kuvveti diyoruz. Yüzey gerilim nedir peki? Yüzey gerilim de gerçekten çok değerli. Çünkü eğer bir e, mesela şöyle enteresan bir şey var. Şöyle bir tane kabın içine sıvı koyuyoruz, su koyuyoruz. Bu suyun üzerinde böcekler durabiliyor. Ya bu böcüğün nasıl durabildiğini, ya bu adam batmıyor mu suyun üzerinde? Çünkü suyun üzerindeki e, ...tanecikler yüzeyde bir gerilim oluşturuyor ve o böceğin içeriye dalmamasına yol açıyor. Hatta bazen toplu iğne bile durabiliyor bunun üzerinde. Bunun sebebi yüzey gerilimi işte. Yüzey gerilimi aslında su taneciklerinin kohezyon kuvvetlerinin etkisiyle oluşuyor... ...ve kohezyonun adezyonun yenmesiyle oluşuyor... Kohezyon kuvvetlerinin sayesinde oluşuyor yüzey gerilimi. Bu çok önemli. edici bir özellik ve suyun yüzeyli gerilimini unutmayalım. Sınavda bunlar çok çıkıyor. Sınav sorusu diyorum. Sınavda yüzey gerilimi nedir diye değil de şöyle diyor. Suyun içine sabun attım, deterjan attım. Ne olur yüzey gerilimi? Batar mı mesela bu iğne? Mesela bu iğne burada duruyorken suyun içine sabun attım, deterjan attım. Tuz attım. Ondan sonra e, işte çözünmeyen madde attım. Basınç art e, basıncı arttırdım. Ne olur buradaki diyor? Sabun deterjanı artı atarsan bu iğne çöker. Tuz atarsan bu iğne daha da yüzer. Çünkü e, şey e, yüzey gelme arttırıyor tuz. Basınç arttırımı bu e, iğne çöker, aşağı düşer. Çünkü azaltıyor. Basınç artışı azaltıyor yüze girimini. Çözünmeyen madde başka bir yağ attım mesela suyun içine bu azaltıyor İbine içeri çökebilir mesela. Kılcallığa baktığımız zaman da kılcallık adezyon ve kohezyon kuvvetleriyle sıvının hareket etmesi borularda. Mesela burada yukarıya doğru çıkıyor adezyon kuvvetinin etkisiyle borularda bu incecik boru olduğu için batırdığımız zaman su yükseliyor. Veya burada ise su alçalmış kohezyon kuvvetinin etkisiyle diyebiliriz. Artık sınav sorularımıza geldik. Şimdi sizinle beraber gerçekten de sınavda çıkabilecek tarzda bazı soruları beraber göreceğiz. Hemen demiş ki ilk sorumuzda ki sınavda böyle bir soru bekliyoruz. Fiziğin altlarını 3 tanesini yazıp çalışma alanını belirtiniz demiş. Hemen yazalım hiç sorun değil. Mesela örnek olarak termodinamik yazalım. Termodinamik hemen aklıma gelen bir fiziğin alt dalı diyorum. Fiziğin alt dalı e, sıcak ısı sıcaklık. Ve hal değişimi ile alakalı çalışıyordu. Hal değişimi ile e, ilgili e, fiziğin alt dalıdır diyebiliriz. Bu ilk termodinamiği yazdık. Sonrasında bir tane daha yazalım. Mesela e, ne diyelim? Mekaniği yazalım mesela. Ben size demiştim ya mekanik çok önemli. Maddenin aslında hareketi ondan sonra bütün e, bu şeyler hemen şöyle yazalım hatta. Hareket hareket. Kuvvet, kuvvet ve enerji ile enerji, bu üç kelimeyi bilsek e, e, arasındaki ilişkiyi inceliyor, arasındaki ilişkiyi inceler, İ, ilişkiyi benim yazım tabi sayısalcı olduğum için kötü, ilişkiyi inceler diyebiliriz. Peki geldik hemen bir tane daha mesela optik, en rahatı da optik. Ben çok seviyorum optiği çünkü hemen çok açıklaması ışık ve Ma, ...ışığın madde ile etkileşimini inceliyor. Işığın madde ile etkileşimini inceliyor. Madde ile etkileşimini inceler diyoruz. Ee, bununla ilgili e, bilim insanlarını da sorabilirler. Mesela ışıkla alakalı fizik mühendisi, optisyenlik diye, göz doktorluğu diye kavramlar var. Mekanikle alakalı fizik ve inşaat makine mühendislikleri mekanikle alakalı. Termodinamikle alakalı mesela fizik mühendisi iklimlendirme uzmanı klimaları yapanlar falan filan Evet geldik fiziksel büyüklüklere. Şimdi fiziksel büyüklüklerden bazılarını vermiş ama biz neyi biliyorduk? Yani kısa muzu biliyorduk. Neydi? Kütle, ışık şiddeti, ondan sonra sıcaklık. Zaten bu kısa muzun iki üç tanesi var burada. En sonundaki de Z zamanı vermiş. Hemen zamanın sembolü küçük T harfiydi. Sıcaklığın sembolü büyük T harfiydi unutmayalım. Kütlenin sembolü İngilizce'deki mesten geldiği için küçük M harfiydi unutmayalım. Işık şiddetinin sembolü I'ydı. Büyük I harfiydi unutmayalım. Bunlar sembolleri. Bir de SI'daki yani Standard of Institute bilmem ne falan. Standard Institute dediğim bir şey. Standart birimler aslında. Dünya tarafından hepsi tarafından kabul edilen standart birimler. Zamanın standart birimi tabii ki saniyedir saniye zamanın standartı ama küçük s harfiyle yazılır. Ee, peki ışık şiddetinin birimi ise kandeladır. Kandeladır ve nasıl yazılır? CD harfi yazılır. Çünkü C, candele diye yazılıyor. Bu küçük CD ile gösteriliyor kilogramdır tabii ki kilogram kilogram ve aynı zamanda küçük ya da Bu herkes biliyor artık yani bilmeyen yoktur herde. T dediğimiz şey ise sıcaklıkta kelvinle ölçülür. Herkes Celsius derece Celsius düşünür. Hayır dikkat edelim K hatta burada derece işareti yoktur. Bakın derece Celsius aslında şöyle yapılır. Derece Celsius ve ee, Celsius'tur. Ama bu sıcaklık birimi değildir. Aman dikkat edin Kelvin'dir sıcaklık birimi. Diğerlerinde örnek ölçüm aletine baktığımız zaman ölçüm aletlerine baktığımız zaman zamanın ölçüm aleti tabii ki kronometre ile ölçeriz. Sınavda çıkacak bunlar. Işık şiddetin fotometre ile ölçeriz. Aynı zamanda kütlenin eşit kollu terazi ölçeriz. Ve aynı zamanda sıcaklığı da tabii ki termometre ile ölçülür diyebiliriz. Bu arada diğerlerinde hemen hatırlatmak gerekirse bunlar da çok değerli çünkü diğer e, ölçüm aletleri ve şeylere baktığımız zaman e, ne atladık mesela akım şiddeti. E, küçük i harfle gösterir. Amperdir ve ampermetre ile ölçülür. Mesela e, ne diyebiliriz? Madde miktarı. Küçük niyafire gösteriyor. Mol değil, moldür birimi bir şeyle ölçülmez. O hesaplamalarla çıkar ortaya. Veya uzunluk metredir ve zaten cetvelle ölçülüyor. Bunları da aklımızda tutabiliriz. Bunlar da bu kadar. Evet geldik. Niceliklerden yanına skalerse S, vektörelse V yazın. Unutmayın çok basit. Vektörel olanda yönlü diyeceğiz. Yön var. Bu kadar basit. Vektör deyince aklımıza yön gelecek. E, zaten hani burada da vektörel hemen aklımıza yön gelecek. Bak burada da vektörel yön diyeceğiz. Şimdi uzunluğu. Uzunluğun bir yönü var mıdır? Yoktur. Uzunluk skaler bir büyüklüktür. 5 metre boyun var. Ne tarafa doğru boyun var? Böyle saçma sapan bir soru mu? Ağırlık. 100 Newton ağırlığı var. Ne tarafa doğru? Yerin merkezine doğru tabii ki. Ağırlık aşağıya doğrudur. Mesela şöyle bir adam çizsek ağırlığı aşağı doğru olacak. Dolayısıyla vektöreldir. Sürat süratle hızı karıştırmayalım demiştik. Hız vektöreldir, sürat skalerdir unutmayalım. Zaman 5 saniye git. 5 saniye e, boyunca yürüdüm. Ne taraf yani ne taraf ne tarafa yürüdün olmaz. 5 saniye sürdü e, ne tarafa doğru sürdü? Böyle bir şey olmaz ki. Dolayısıyla zaman da skalerdir. İvme bir tarafa doğru hızlanırsın. Hızlanma olduğu için ivme vektöreldir. Öz kütlenin yönü yoktur. Mesela bu cismin öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp. Ne tarafa doğru 3 gram? Ne demek saçma sapan bir soru. Skalerdir bu da. Güç skalerdir. Bir tarafa doğru güç olmaz. Ee, sıcaklık skaler. Hacim skaler. Enerji skaler. Yani yönü yok bunların. Kütlenin de yönü yok. Dikkat edelim ağırlığın yönü var. Kütlenin yönü yok ağırlığın yönü var. Ağırlık aşağı doğru kütle her tarafta sabit madde miktarı demek aslında. Ve basıncın skaler olduğunu söyleyebiliriz. Basıncın yönü yoktur. Yönü olan basıncın kuvvetidir. Unutmayalım burada önemli bir ayrıntı var. Akım şiddetinin de yönü yoktur. O da skaler bir büyüklüktür diyebiliriz. Geldik yukarıda birim dönüşümlerinden hangileri doğru demiş. Şimdi bir kilogram bin gram bu doğru. Yani şöyle bir basamaklarımız vardı. Hemen size hatırlatalım. Kilo, hekta, deka, ondan sonra sabit e, birim. Aynı zamanda desi, santi ve mili şeklinde basamak. Bunun için de gram koyarsın, litre koyarsın, metre koyarsın, kilometre, hektometre her şey olabilir. Şimdi bir kilogram bin gram. Evet buradan buraya attığı işte her bir basamakta onla çarparsak bin gram olur. Doğru. Bir desimetreküp on litre. Unutmayalım. Bir litre bir desimetreküptü. Bu ne saçma sapan bir şey. Bir desimetreküp bir litre demesi gerekiyor. O zaman bu hatalı. Geldik. Bir desimetreküp on santimetreküp. Burada unutmayalım desimetre küpten santimetre küpü ama bunlar küplü küplü olduğundan dolayı bir basamak aşağı atlarken binle çarpmamız gerekiyor. O yüzden bu da hatalı. Çünkü bir desimetre küp burada ne olması gerekiyor? Bir desimetre küpün aslında bin santimetre küp olması gerekiyor. Bir basamak 1000 binle çarpman gerekiyor. Sıfır tam yüzde beş gram 50 miligram demiş. Şimdi gramdan miligrama geçeceğim. Mesela burası gram olsun. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram, miligram olsun. Gram olursa 1, 2, 3 basamak ineceğim. Her basamakta 10 ile çarpacağım. Bunu 10 ile çarptığım zaman... 0, 005'i 10 ile çarptığım zaman 05 olur. Bir tane daha 10 çarpıyorum. 5 olur. Bir tane daha 10 çarpıyorum. E, çarpıyorum. 50 olur. Bu doğru bir ifade olmuş o zaman. 20 desimetreküp küp litreye çevirmiş. Ne demiştik? Burada bilmemiz gereken altın kural buydu. O zaman bir de, 20 desimetreküp 20 litredir. Bu doğru bir ifade. 1 desimetreküp çünkü 1 litreydi. E çünkü yani bunlar birbirleri aynı birimler aslında desimetre küplü litre. 520 kilogram 0.52 ton demiş. 0.52 ton demiş. Bakalım burada ne demiştik? Bizim bilmemiz gereken şu kural. 1 ton 1 ton eşittir 1000 Kilogramdı. O zaman kilogramı tona çevireceksem bine bölmem gerekiyor. Bine böldüğümüz zaman 0 tam iki. Bu da doğru bir özellik diyor. Hangileri doğrudur? O zaman 1, 4, 5 ve 6 diyebiliriz doğru olanları. Tamamen dolu şeker kutusunda bir kenara 2 santimetre olan şekerlerden kaç tane vardır diye bize soruyor. Şimdi bu şekerlerden bundan kaç tane var? O zaman ben ne yaparım? Burada... E, aslında e, şekerlerden küp şeker bunlar. Küp şeker. O zaman burası da 2, burası da 2. Küpün hacmi 2'nin kübü. 2'nin 3. kuvveti. Hatta yani 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 8 santimetre küptür diyebiliriz. Bir tane küp şekerin hacmi. Peki bu bir tane küp şekerin hacmi. Bir de bu şeker kutusuna bakalım. Bu da 30, 10, 20'nin çarpımı. 30 çarpı 20 çarpı 10. Büyük şeker kutusunun şeker kutusunun hacmi. Bu da aslında bizim küp şekerimizin hacmi. Ha, o zaman ne yapıyoruz? 3, 6, altı, 6'nın yanında 3 tane 0 santimetre küp diyoruz. Bu, o zaman ne yapmamız gerekiyor? Büyük kutunun hacmini bu bir tanesinin hacmine bölersek 6000 bölü 8 çıkıyor ve 6000 bölü 8'den de 750 adet şeker bulunuyor. Çünkü bu da santimetre küp. Dikkat edelim. Bu da santimetre küp. Santimetre küplerle bir işimiz yok o zaman. Demek ki 750 adet şeker alabiliyoruz diyebiliriz. Taşırma kabına şekildeki gibi yavaşça bırakılan özdeş iki bilye tamamen batıyor demiş. Bunlara batıyor. Bakın yarı çapları R diyelim bunlara. Bu arası önemli. Özdeş tamamen batıyor. Kaptan 68 gram sıvı taşırıyor. Bu bilyelerin bir yerden bir tanesinin kütlesi 160 gram olduğuna göre Diyor ki birilerin yapıldığı maddenin öz kütlesi kaç gram bölü santim Şimdi öz kütlenin formülü neydi? Şimdi öz kütleyi sormuş bize. de de muzu böl ver. Şimdi bizim öz kütleyi hesaplayabilmemiz için kütlesini bilmemiz gerekiyor. Hacmini bilmemiz gerekiyor. Sakin olalım. Şimdi iki tane attık. İki birbirine tamamen batıyor. Kaptan 68 gram sıvı taşıyor. Yani şuraya 68 gram sıvı geliyormuş. Şimdi bu gram olduğuna göre sıvının kütlesi, taşan sıvının kütlesi. Şimdi ben şunu biliyorum. E ben bunu içeriye attığım zaman bu zor bir soru bu arada. Bunları içeriye attığım zaman ilk başta sıvı şuradaki musluğa kadar yükselecek. Buraya kadar yükselecek. Sonra da bir de sıvı taşacak. O zaman benim buradaki Attığım maddenin hatta şöyle hatırlıyorsanız şunu söyleyelim. Mesela şöyle bir sıvı var içeride. İçine bir tane madde attım. Ee, o zaman sıvı şuraya kadar yükseldi diyelim. İşte bu yükselme kısmı bu maddenin hacmiyle aynıdır. O zaman yeri değişen sıvı aslında burada e, bu maddenin hacmiyle aynı. O zaman ben bunları attığım zaman hem bir burası yükseliyor hem de buradan sıvı taşıyor. O zaman taşan sıvı taşan sıvı, taşan sıvı artı yükselen sıvı eşittir 2 bilyenin 2 bilyenin hacmi diyebiliriz. Bunu açık açık yazdım. Şimdi taşan sıvı burası. E, yükselen sıvı da burası. Yükselen sıvının buradan buraya 30 santimetre küp olduğunu söyleyebilirim. Peki taşan sıvı kaç santimetre küp? Yani hacmini hesaplayacağım ya santimetre küp cinsinden konuşmam gerekiyor. O yüzden de şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki ya taşan sıvının kütlesi bu kadar. Yani e, kütlesi e, öz kütlesi de bu arada bu. Hani e, dedemuzu bölver formülümüz vardı ya. Öz kütlesini biliyorum. 2 eşittir. 2 eşittir. Kütlesi bu 68 bölü hacmi. Hacmini bilmiyorum. 68'i neye bölersem 2 çıkar? 34. O zaman taşan sıvı da demek ki... 34 santimetre küpmüş. Buradaki sıvının hacmini 34 santimetre küp olarak bulduğum. Şimdi o zaman iki bir yerin hacmi yani şuradaki iki bir yerin hacmini biz bu ikisinin toplamı 64 santimetre küp olarak bulabiliriz. O zaman bir bir yerin hacmi ne kadardır? Bir bir yerin bir yerin dikkat edelim hacmini söylüyorum. Bir bir yerin hacmi de o zaman 32 santimetre küptür diyebiliriz. Şimdi bir bilyeye kadar getirdik olayı. Peki ben bunu niye buldum? Ben bunu ne sormuştu bize? Maddenin yapıldığı öz kütleyi sormuş. Öz kütleyi bulabilmek için kütleyi hacme bölmem gerekiyordu. Bir tane bir yerin hacmini buldum ben. Bir yerin hacmi 32 santim döküp. Peki kütlesi ne kadar? Diyor ki bize iki bilye tamamen batıyor demiş. Özdeş demiş. Ikizde. kaptan 68 gram sürüşüyor ve bilyelerden bir tanesinin kütlesi 160 gram. Yani bilyelerin kütlesinin 160 gram olduğunu biliyorum. O zaman artık hesabımızı yapabiliriz. Öz kütle eşittir. Kütle yani 160 bölü bilyelerin bir tanesinin hacmi 32 idi. O zaman 160 bölü 32'den 5 gram bölü santimetre küptür diyebiliriz. A seçeneğimizin sonucu A seçeneğimizin sonucu 5 gram bölü santimetre küptür. Bir bilyenin hacmi diyebiliriz. Şimdi bunu bulduk. Sonra bilyenin yarıçapı kaç santimetredir demiş. Kaç santimetredir demiş. Şimdi neydi? Şimdi A, A, şıkkımızı burada bulduk. B şıkkımıza geçelim. Şimdi bir bilye aslında küre şeklinde değil mi? Küre şeklinde olduğuna göre bir yerin yarı çapı R ise hacmi 4 çarpı pi çarpı R'nin kübü bölü 3'tür. Dolayısıyla 4 çarpı pi'yi 3 alınız demiş. 3 çarpı r'yi bilmiyorum. R'nin kübü bölü 3. Aslında bir bir yerin hacmi. Hacmi ne, ne çıkmıştı burada? Dikkat edelim. 30, pardon 32 çıkmıştı bir bir yerin hacmi. O zaman burası 32 olması gerekiyor. 32 zaten bu bulduğumuzu burada kullanıyoruz. Bak yarı çapını bulurken. Hemen ne yapıyoruz? Üçler sadeleşti işte zaten. 4 çarpı R'nin kübü 32 çıkıyor. 32'yi 4'e böldüğüm her iki tarafı dörde böldüğümüz zaman R'nin kübü 8 çıkıyor. Neyin kübü 8'dir? 2'nin kübü 8'dir. O zaman e, 2 santimetreymiş e, aslında yemizin yarı çapı diyebiliriz. Ayrıtları 28 ve 10 olan dikdörtgen prizmasının içine yarı çapı 1 santimetre olan bilyeler konuluyor. Hmm. En fazla kaç tane bilye sığar demiş. Şimdi bilyeleri koyduğumuz zaman şöyle 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 koymamız gerekiyor değil mi? Şimdi yarı çapı 1 santimetre ise yarı çapı mesela A seçeneğimizden başlayalım. Şöyle yarı çapı 1 santimetre 1 Burası 1 santimetre bir yerler bu şekilde diziliyor. Ve burası da 1 santimetre. O zaman toplamda bir yerimiz aslında buradan buraya kadar bir 2 santimetrelik yer kaplıyor. O zaman ben bir yeri böyle yerleştirsem, böyle yazsam böyle yerleştirsem, böyle yerleştirsem. Burada toplamda 20 santimetre var ve her bir bilgemizin şu genişliği 2 santimetre. Ha, o zaman diyorum ki yahu benim 20 santimetre içerisinde bu 2 santimetreden 10 tane 10 sıra koyma hakkım var. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 10 sıra buraya koyarım. Buraya kaç tane koyalım? Her birisi 2 santimetreydi ya. Burada 8'i 2'ye bölün zaman burada 4 sıra koyarım. Burada kaç sıra koyarım? Burada 5 sıra koyarım. İşte o sıraları çarptığım zaman yani 10 çarpı 4 çarpı burada 5 sıra vardı. Toplamda 200 adet biriye koyabilirim ben diyebiliriz. Peki geldik B seçeneğimize. 1 koyduktan konulduktan sonra diktöröpizması en fazla kaç gram yağ alır demiş. Bir de bunun içine yağ koyuyoruz. Bakar mısın? Yani ilk başta bunları koyduk, bunları koyduk, koyduk, koyduk. Bu kutunun içerisinde bir de burada boşluklar oluşacak ya mesela bak şuradaki biriyeleri koyduktan sonra bu biriyelerin arasında bir boşluk kalacak ve bu araya yağ koyacağım diyor yani şuralara böyle yağlar girecek diyor he o zaman ben bu ee, ne yaparım ne yaparım bütün hacmi bulurum ki hatta şöyle farklı bir yazalım... 20 çarpı 8 çarpı 10 bütün hacim 160 1600 santimetre küp tüm kutu peki 200 adet bilye vardı. 200 adet bilye vardı. İşte bu bilyelerin hacmi nasıl hesaplarım? Bir bilyenin hacmini hesaplayabilmek için yarı çapının 1 santimetre olduğunu biliyorum. R eşittir 1. Neydi bilyenin hacmi? 4 çarpı pi çarpı R'nin kübü bölü 3'tü. O zaman bilyenin hacmi 4 çarpı pi'yi 3 alalım. 3 çarpı 1'in kübü bölü 3 diyorum. Yarı şeyler sadeleşti. Işte, 3'ler sadeleşti. Işte, 4. 4 santimetre küp bir bilyenin hacmi. Bu bir bilyenin hacmi. 200 adet bilye ne olur? 200 çarpı 4 yani 800 santimetre küp de aslında 200 adet bilyelerin hacmidir. Hacmidir. Tüm kutu nun hacmi 1600 santimetre küp. Bilyenin hacmi 800 santimetre küp. İşte araya girecek yağın hacmi de yağın hacmi de aslında bu 1600'den 1600'den neyin çıkmış hali? 800'ün çıkmış hali toplamda demek ki 600 pardon 800 santimetre küp bir yağ koyabilirim diyebiliriz. Bu şekilde zor sorularda sınavda girebiliriz. Evet yeni bir sorumuz var. X, Y, Z kaplarının hacimleri ve özgürleri verilen sıvılar bulunmaktadır demiş. X ve Y kaplarından bir miktar alınıp Z kabına aktarılırsa bunlardan alıyoruz birazcık buraya aktarıyoruz tamam. Üç kaptaki sıvı kütlelere eşit olmaktadır. Burası çok önemli. X kabından alınan kütle miktarı MX demiş. Z kabına giren kütle miktarı MZ demiş. E, ee, Onsa MX böyle MZ falan filan. Burası karışık gibi gözüküyor ama hiç endişe etmeyin. Aşırı keko bir soru. Burada şunu unutmayalım. Ne demiştik? ...bu hacmi, bu öz kütlesi... ...hatırlıyorsanız D eşittir... ...M bölü V yani öz kütle eşittir... de muzu böl ver vardı... ...bir de ne vardı? Mor deve... ...formülü vardı... ...mor deve formülü işte burada kullanılacak... ...yani bu ikisini çarpınca bu eder... ...aslında işler dışarı çarpımı yapmaktan farklı değil bu... ...ama bu formül burada bizim kurtarıcımız olacak... ...çünkü ben bu maddenin... ...yani x'in kütlesini bulabilmek için ne yapacağım... Yahu bu ikisini çarpacağım işte... ...7 kere 2, 14 deve... ...14 tane deve var burada... Burada kaç tane deve var? Ee, bu ikisinin çarpımı 10 tane deve var burada. Burada kaç tane deve var? V ile 3 de 3 tane deve var. Ve ben bunların hepsinin kütlelerin neşte olması istiyorum. Bunlar hepsi kütle bu arada. Hepsinin kütlesini ya 10 develik kütle gibi böyle aklınıza hayal edin. Ve bunların hepsinin e, bundan birazcık alınıyor buraya koyuluyor ve kütleler eşit oluyor. O zaman toplamda ne kadar kütle var? Bu üçünü toplarsak aslında toplamda toplamda 14 27 develik kütlem var ve bunları bunlardan birazcık alıp buraya döktüğüm zaman ne diyor? Aslında sıvı kütlelere eşit olmaktır diyor. O zaman hepsine eşit olarak paylaştırırsak 27 bölü 3'ten 9 deve etmesi gerekiyor her birisinde. O zaman bu ne olacak? Bundan bir miktar bunu alınacak buraya koyulacak. Bundan bir miktar buna alacak. Burada dokuz deve olması, burada dokuz deve olması, buna dokuz deve kalması gerekiyor. He, o zaman diyeceğim ki yahu bunda toplam on dört deve vardı. Ve ben bunda dokuz deve kalmasını istiyorsam bundan beş deve aldım ve buraya aktardım. Bundan kaç deve aldım? Bundan da 10 deve vardı. Bundan da bir tane deve aldım ve buraya aktardım. Toplamda 6 deve buna geldi. İlk başta 3 deve vardı. 9 deve oldu. Oh be rahatladım. Bu da 10 deveydi. 1 deve gitti. 9 deve kaldı. Bu da 14 deveydi. 5 deve gitti. 9 deve kaldı. Buraya kadar tamam. Şimdi 9 deve, 9 deve, 9 deve. Hepsi eşit mi? Eşit. Tamam süpersin. Peki ne demişti bize? X kabından alınan kütle miktarı. E zaten X kabında alınan kütle miktarı 5 deveydi. O zaman MX yerine 5 deve yazalım. Bölü. E Z kabına giren toplam kütle miktarı. Bundan 5 geldi. Bundan 1 geldi. O zaman 6 deve de buna girdi. Buna girdi. Dolayısıyla 6 deve. E bunun birbirine bölümü soruyor. Allah aşkına bakar mısın? Develer sadece işte 5 bölü 6. 2 dakikalık 2 saniyelik bir çözümü var aslında diyoruz. X kabından alınan kütle miktarı 5 dB dedik. Ondan sonra Y kabından alınan pardon Z kabına giren toplam kütle miktarı bundan 5 girdi. Bundan da 1 girdi. Toplamda 6 girdi. 6 artı 3 9 oldu. Dolayısıyla e, X kabında alınan kütle miktarından ne yapıyoruz? E, Z kabına giren kütle miktarını 6'yı birbirine oranlıyoruz. 5 bölü 6 cevabımızı buluyoruz. Evet geldik aynı madden yapılmış. KLM cisimleri kendi ağırlıklarına karşı gösterdiği dayanıklılıkları DK, DL ve DM'yi karşılaştırınız demiş. Yani dayanıklılıkları karşılaştırınız diyor. Bakın bunlar düzgün cisimler. Bunların dayanıklılığını karşılaştırırken normalde dayanıklılığı kesit alanı alanı böyle hacimle yapıyorken eğer böyle bir düzgün cisimler varsa dayanıklılığı tabi şöyle gösteriyoruz bu arada eşittir değil de dayanıklı bir bölü h ile karşılaştırıyoruz yani bir bölü yükseklikle karşılaştırıyoruz bakar mısınız yüksekliklerini kıyasladığımız zaman en yüksek olanı en yüksek olanı en dayanıksızdır dememiz gerekiyor o zaman L'nin dayanıklılığı en fazla çünkü dayanıklılıkla yükseklik ters orantılıdır. Dayanıklılıkla yükseklik düzgün cisimlerde. En e, ondan sonraki en az dayanıklılığa sahip de M'dir diyebiliriz. Burası da çok çok önemli diyoruz. O zaman e, cevabımız DL, DK, DM şeklinde sıralanabilir diyebiliriz. Aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi adezyon, kohezyon ve yüzey gerilme ilgili değildir demiş. Kağıt geminin suda yüzmesi düşünelim. Aslında olabilir gibi gözüküyor. Kağıt geminin sudan çıkarıldığında ıslak olması bu bir kere direkt adezyon. Neden? Su kağıda yapışıyor. Yani suyla kağıt hatta şöyle yazalım. Su ve kağıt farklı madde moleküllerinin birbirlerini çekmesi aslında. Peki bu yapışma yani adezyon. Hatta yapışma da yazabilirsiniz, yapışma kuvveti de yazabilirsiniz. Bir karıncanın suya düştüğünde batmaması. İşte bu yüzey hatta şöyle farklı bir renkle yazalım. Yüzey gerilimi olarak adlandırılıyor. E, suyun yüzey gerilimi. Suyun üst yüzeyindeki maddelerin taneciklerin kohezyon kuvvetinden kaynaklı. Yemek kaşını koyulan bir miktar şurubun üst kısmının bombeli olması. Yani Yemek kaşığına koyulan şöyle bir e, kaşık var diyelim. E, bu kaşığa koyulan şöyle bir şurup, şöyle bir bombeli bombe yapıyormuş. O zaman burada ne var? Top yapısı var. Top yapısı deyince hemen aklımıza ne gelecek? Kohezyon kuvveti gelecek. Yani e, birbirlerini tutma kuvveti diyebileceğiz. Suya düşen bir peçetenin suyu emerek dibe inmesi. Suya düşen bir peçetenin suya emmesi ne demek? Su ile su ile e, kağıdın yapışması. Aynı buradaki gibi. Yani şunla hiç fark yok. Kağıdın yapışması, yapışma deyince aklımıza ne gelecek tabii ki adezyon kuvveti gelecek. Dolayısıyla burası da adezyon diyoruz. O zaman hangisi kağıt geminin suda yüzmesi? Tamamen yoğunlukla bağlantılı. Suda e, yüzmesi de yoğunlukla açıklanabilir. Evet, bu da ödüllü sorumuz. Şimdi bugün mutlaka mutlaka lütfen sınavlarınıza çalışmak için hem 0'dan 9'a fizikten hem de Dinamo Soru Bankası'ndan gösterdiğim hatta Dinamo Soru Bankası'nda da yazılıya hazırlık kısımlarını lütfen çözün. Buradaki yazılıya hazırlık kısımları. Aynı zamanda ünite tekrar testlerimiz. Burada bu ALFL testlerimiz var. ÖSYM tarzını çözmeyin ama ünite tekrar testlerimize mutlaka çözün. Dinamo Soru Bankamızdan bu da çok değerli. Konuların tekrar yapabiliriz. Abi bu arada bu soruda çok basit aslında. Hani vektörlerle ilgili bir soru gelirse de bileşke dediğimiz şey aslında Bunların toplamı demek hatta ben sizi sınava giriyorken bunu çözmeden bırakmayayım şimdi gerek yok çünkü toplamı ne demek bakın burada bütün bu vektörlerin doğrultuları aynı doğu batı doğrultusunda doğrultuları aynı bunun yönü doğuya doğru doğuya doğru bunun yönü batıya doğru. Bunun yönü ise doğuya doğru aman dikkat edin böyle itme kuvveti bu itme kuvveti bu çekme bu da çekme kuvveti mesela. Şimdi burada bunların hepsinin doğrultusu aynı yönleri farklı. Doğrultusu aynı yönleri farklı bileşkeler vektörlerde bileşkede yani toplam vektörde bu arada R ile gösterilir toplam vektörde. Toplam vektörü e, bulabilmek için şöyle yapacağız. Aynı yönlüleri birbirine ekleyeceğiz. 6, 8, 14'ler zıt yönlüyü de onlardan çıkartacağız. 14'ten 4 çıkarsa 10 birim ne tarafa doğru? Sol tarafa doğru diyeceğiz. 11'in bu tarafa doğru bileşkesi bu şekilde göstermek gerekiyor. Bu bu vektörün şiddeti. Yani bu şiddeti. Bu ise yönü. Peki doğrultusu başlangıç noktası burası. Peki doğrultusu nedir derse şu. Şu da doğrultusu. Yani e, burada yönüne tarafa doğru hemen söyleyeyim size batıya doğru ama doğrultusu doğu batı doğrultusunda diyebiliriz. Bu da önemli bir ayrıntı. Hadi bakalım bunu da göstermiş olduk. Şimdiden yazınızda başarılar. İnşallah süper bir yazı çıkartırsınız. Müzik